dead. Wild Island. Stalker 2 bu yıl pek çok talihsiz ertelemenin ardından nihayet Xbox ve PC için geliyor. GSC Game World'un merakla beklenen hayatta kalma korku oyunu, hayranların beğenisini kazanmaya aday pek çok özelliği bulunan bir deneyim. Stalker serisi, ikinci bir patlama sonrasında doğaüstü olaylar ve gizemli mutasyonlar yaşayan The Zone bölgesinde geçen, birinci şahıs nişancı türünü benimseyen bir hayatta kalma korku oyunu serisi. The Zone adlı bölge, Çernobil nükleer santralindeki ikinci bir patlamanın ardından oluşan kurgusal bir yer. Kuşkusuz Stalker'dan bahsederken akıllara ilk olarak Metro serisi geliyor. Çünkü gerek gerilim dolu ortamları, gerekse de tehlikeli aksiyon sekanslarıyla oldukça benzer bir deneyim. Stalker 2, ilk oyunun üzerinden tam 14 yıl geçtikten sonra karşımıza çıkıyor ve hayranların ilk oyundan etkilenmesini sağlayan grafiklere, açık dünya tasarımına ve oynanış sistemlerine sahip. Ukrayna merkezli GSC Game World tarafından geliştirilen oyun, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle birkaç kez ertelenmek durumunda kaldı. Buna rağmen stüdyo Stalker 2'yi oyunculara sunmak için çalışmalarına devam etti ve oyun nihayet bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Heart of Chernobyl, oyuncuların seriye dair önceden bilgi sahibi olmalarını gerektirmeyen yeni bir macera. Orijinal oyunun zorlu oyun mekaniklerini evrimleştirerek oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Zone'un tehlikeleri içinde hayatta kalmanız, riskleri öğrenip kaçınmanız ve kaynak, malzeme, ekipman toplamanız gerekiyor. Geliştirici Stalker 2'yi ilk kez Summer Game Fest 2024'te hayranların karşısına çıkardı. Burada ilk dikkat çeken unsur kesinlikle oyunun ne kadar etkileyici göründüğüydü. Oyunun yüksek kaliteli grafikleri, gelişmiş karakter modelleri ve olağanüstü çevresel detaylar, son derece karanlık, tehditkar ve gerilim dolu bir atmosfer yaratıyor ve oyuncuyu anında tedirgin ediyor. Stalker 2, ilk silahınızı elinize aldıktan sonra bile The Zone'daki durumun ne kadar tehlikeli olduğunu hızla hissettiriyor. The Zone, kontrolünüzün veya bilginizin dışında gelişen birçok olay barındırıyor. Ancak oynadığınız karakter Skiff'in en baştan itibaren bir hedefi var gibi görünüyor. Oyunda tehditler elbette sadece silahlı insanlarla sınırlı değil. Aynı zamanda zararlı radyasyon kaynaklarına, aniden sizi bunaltan gizemli anomalilere ve mutasyona uğramış canavarlara karşı da sürekli dikkatli olmanız gerekiyor. Stüdyonun Stalker 2'yi hem görsel hem de atmosfer açıdan seriye yakışır bir şekilde geliştirmek için büyük bir çaba sarf ettiği oldukça açık. Sonuç olarak hem etkileyici hem de korkutucu bir deneyim bizleri bekliyor. Tehlike hissine katkıda bulunan şeylerden biri de kahramanın aslında aksiyonla pek işinin olmaması. Burada MasterChef ya da Doomslayer gibi değilsiniz. Sadece sıradan bir insansınız ve karşılaştığınız her şey ölüm tehlikesi taşıyor. Oyunun kontrolleri de bu kırılganlığı vurgular nitelikte. Hareket etme ve nişan alma mekanikleri, üzerinizde birçok ekipman taşıdığınızı, silahların doğası gereği hantal olduğunu ve sıradan insanların metrelerce yükseğe zıplayamayacağını kolayca hatırlatıyor. Bunların da ötesinde oyuncuların düzenli olarak takip etmesi gereken bazı unsurlar var. Örneğin açlık seviyesi, yorgunluk ve ekipman gibi. Karakteri verimli şekilde kullanmaya devam etmenin farklı yolları var. Yani Stalker 2'nin zorluğu yalnızca düşmanların zorluğundan kaynaklanmıyor. Geliştiriciye göre oyun kasıtlı olarak çok kolay tasarlanmamış. Çünkü oyuncuların keşfedip, deneyim kazanıp zorlukları aşması hedeflenmiş. Bununla birlikte Stalker 2 serüven boyunca sizi hafifçe yönlendirmeyi tercih ediyor. Ama ağırlıklı olarak serbest haldesiniz. Bu nedenle bazı yeni kontrol mekaniklerini kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Oyunun demo sürümünün sonlarına doğru neredeyse tamamen görünmez olabilen, korkutucu derecede hızlı ve güçlü bir düşmanla karşılaşıyorsunuz. Sabahın ilk ışıkları altında çevredeki bitki örtüsü ve enkaz arasındaki gölgelerin içinde bu düşmanı fark etmek neredeyse imkansız. Sadece bu mücadele bile The Zone'u keşfetmenin kesinlikle sıradan bir deneyim olmadığını oyun severlere hatırlatıyor. Oyunun yayınlanmasına sadece birkaç ay kaldı. Ama şimdiden ne kadar zorlu ve etkileyici bir macera olacağını görüyoruz. Karakter modelleri son derece detaylı. The Zone tehlikelerle dolu ve karmaşık savaş sistemleri oldukça sert. GSC Game World'ün şu anda odaklanması gereken tek şey oyunun son pürüzlerini gidermek ve demo sürümünde tespit edilen hataları temizlemek. Stalker 2 Heart of Chernobyl 20 Kasım'da Xbox ve PC oyuncularının beğenisine sunulacak. Ayrıca ilk günden PC Game Pass kütüphanesine de eklenecek. IGN Türkiye olarak The Zone macerasına başlamayı iple çekiyoruz. Siz de oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, IGN'le kalın.